Merhaba arkadaşlar. Bir ve iki bilinmeyenli eşitsizliklerin ÖSYM tadında test ile devam ediyorum. Birinci sorumuz da hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman x ifadesinin bir kere pozitif olduğunu biliyoruz. Bu ifadenin mutlaka negatif olması gerekiyor. Sıfırdan küçük vermiş. Şimdi x pozitif. Buradaki y'ye baktığımız zaman bu ifadenin negatif olabilmesi için o zaman y'nin de pozitif olması gerekir ki eksi ile çarpıldığında burası eksi olsun ve eksi ile artının toplamından da eksi gelsin. O zaman nedir? Biz şunu söyleyebiliriz. X ifadesi pozitif, y ifadesi yine aynı şekilde pozitif olacaktır. Buna bağlı olarak hangisi her zaman doğrudur demiş. Bu şekilde böldüğünde artı gelmesi lazım. Olmaz. Bunun için kesin bir şey söyleyemeyebiliriz. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Buraya baktığımız zaman x artı y yani iki pozitif sayının toplamı her zaman sıfırdan büyük olacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuzda ABCD gerçel sayıları gösterilmiş. Şimdi baktığımız zaman a eksi 1 ile 0 arasında tamam 0 ile 1, 1 ile 2 ve 2 ile 3. Öncülere baktığımızda bakalım hangileri doğru. Burada karşılıklı olarak b'leri sadeleştirirsek burada nedir? A büyüktür 1 gelecektir. A 1'den büyük mü? Hayır, a eksi 1 ile 0 arasında olduğu için birinci öncül yanlış. 2'ye baktığımız zaman c'leri yine sadeleştirin. Buradan da b büyüktür 1 geldi. B 1'den de büyük değil. B 0 ile 1 arasında ikincisi de gider. Buraya baktığımız zaman D'leri eledim. Burada da C büyüktür 1 geldi. Evet C sayısı 1'den büyük olduğu için 3. öncülümüz doğrudur deriz. Yani cevabımız yalnız 3 olur. 3. soruda çözüm kümesinde en az bir eleman bulunur. Şimdi öncelikle payda eşitleyelim. 4 ile 3 ile çarptık. 4x eksi 3x bölü 12 küçüktür 1 bölü 12. Buradaki 12'ler gider hatta. Buradan da x kaldı. X küçüktür 1. Şimdi hangi çözüm kümesini alırsak en az bir tane elemanı olur o kümenin demiş. Mesela x küçükten 1'den kümeyi doğal sayılar alsak küçükten 1 olacak şekilde ilk 1'den küçük olacak şekilde 0 alırım. Ve doğal sayılar içerisinde olduğu için en az bir tane eleman vardır deriz. Bunun dışında pozitif tam sayılar dese sonuçta 0 pozitif tam sayı değil. 0'dan başka alabileceğim bir tam sayı değeri de yok burada. O yüzden 2 olmaz. Negatif tam sayılar demiş. Şimdi 1'den küçük 0, eksi 1, eksi 2 şeklinde devam eder. Ve burada en az bir eleman hatta sonsuz tane eleman vardır deriz negatif tam sayılar için. O yüzden 1 ile 3 olacaktır cevabımız. Dördüncü soruda eşitsizliklerini ortak sağlayan değerler kümesi hangi sayı doğrusuna kırmızı renkli olarak doğru verilmiştir? Şimdi düzenleyelim. Öncelikle buradaki eksi eksi karşı tarafı alalım. Hatta eksi 5 de buraya aldığımızda 6 büyüktür 2x. 2'ye böldüğümüzde 3 büyüktür x olacak. Birincisi bu. Buraya baktığımız zaman da buradaki eksi x'i alalım. 2x büyüktür eksi 6 olarak geleceği için eksi 4. 2'ye böldük. Burada x büyüktür. Eksi 2 olacaktır. İkinci eşitsizliğimiz de bu. Şimdi burada en küçük eksi 2 var. X eksi 2'den büyük. 3'ten küçük. O zaman nedir sıralama? Eksi 2 küçüktür. X küçüktür. 3 olacaktır. Bunu da veren bize ikisi de bu arada eşit olmadığı için de burada doğru cevabımız nedir? D şıkkı olur. Beşinci sorumuzda x, y, z gerçel sayılar demiş. Buna göre y ve z hangisi olabilir? Şimdi buraya baktığımız zaman bu ifade sıfırdan büyük verdiklerine göre burası. O zaman x mutlaka pozitif. X pozitifti bu çarpım da pozitif olmak zorunda olduğu için y de pozitif. X pozitifti o zaman z mutlaka negatif olmak zorunda. Bir kere eşit işaretleriyle ilgili bunu söyleyebilirim. Bunun dışında şuradaki ifadeye baktığımda x büyüktür x çarpı y. Burada direkt x'leri sadeleştirirsem burada 1 kaldı. 1 büyüktür y olacak. O zaman y diyelim mutlaka 1'den küçük olması lazım. Olabilir dediğine göre şıklara bakalım. Y 2 olamaz. 1'den küçük olacaktı. 1 bölü 3 olabilir. 1 bölü 3 olabilir ama z de negatif olacaktı. Z'nin pozitif olma durumu yok. Burası da olmaz. 1 bölü 5 1'den küçük. Burası negatif olabilir. 3 olmaz. 1 de olmaz. Çünkü 1'den küçük olacaktı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. 6. sorumuzda gerçel sayı doğrusu demiş. ABC değerleri gösterilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi birinci öncüle baktığımızda burada c'ler ortak düzenlemeye çalışalım. C parantezine alsak a eksi b ifadesinin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Şimdi buraya baktığımız zaman c'nin negatif olduğunu biliyoruz. Burada a eksi b demiş. Şimdi tahmini olarak bir değer alalım. Mesela a'yı 1 bölü 2 alsak eksi b de 1 ile 2 arasında olduğu için 3 bölü 2 alabilirim. Eksi 3 bölü 2. Buradan sonucumuz nedir? 3 bölü 2 daha büyük olduğu için sonuç mutlaka negatif çıkacak. Yani a eksi b ifadesi negatif olduğunu bulduk. Çarpımları mutlaka pozitiftir deriz. Birinci öncülümüz kesinlikle doğru. 2'ye baktığımızda burada da b'ler ortak. B parantezine aldım. A artı c ifadesi sıfırdan küçük demiş. Şimdi b'nin pozitif olduğunu biliyorum.
A artı C için. Burada A artı C için ikisinin de şimdi toplamlarının pozitif mi negatif mi olduğunu aslında burada tam olarak bilemeyiz. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyoruz çünkü. Biri negatif biri pozitif. O yüzden burası ile ilgili kesin bir bilgimiz yoktur. 3'e baktığımız zaman A eksi B demiş. Şimdi ikisi de pozitif olduğu için A eksi B burada nasıl yazmıştık? 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den burası eksi gelmişti. A eksi C ifadesi demiş. A pozitif 1 bölü 2 aldık. C'yi de eksi 1 bölü 2 almış olsak eksi eksi 1 bölü 2'den burası da pozitif gelecek. O zaman nedir? Eksi ile artının çarpımından cevabımız mutlaka negatif olacak. Yani 3. öncülümüz de doğru. Buradan cevabımız 1, 3 olur. 7. soruda x ve y tam sayılar olmak üzere demiş. Bize üçgen olduğunda x'ten büyük en küçük tam sayı değeri daire olduğunda y'den küçük en büyük tam sayı değerinden bahsetmiş. Şimdi öncelikle A için üçgen var. O zaman ne diyeceğim? A'dan büyük en küçük tam sayı değeri. A'dan büyük en küçük tam sayı değeri nedir? A'dan bir fazladır. Bunun tekrar bir daire vermiş. Daire olduğuna göre y'den dediğine göre o zaman nedir? A artı birden küçük en büyük tam sayı değeri de nedir? Bundan bir çıkarttığımız halidir. Yani bundan da bir çıkarttığımız zaman buradan geriye A kalacak. Artı dedik. A'yı yine üçgende vermiş. Yani A'dan büyük en küçük tam sayı değeri yine aynı şekilde A artı 1'e ifade eder. Eşittir 43 demiş. Buna göre 2A eşittir 42'den A değerimize buradan nedir? 21 gelecektir. A 21. Bize tekrar 21'i daire içinde vermiş. Daire neydi? Y'den küçük en büyük tam sayı değeri. Yani 21'den küçük en büyük tam sayı değeri 1 çıkarttığımızda cevabı 20 buluruz. 8. sorumuzda 3 tane üçgenin köşelerine daireler çizilerek her birinin içine sayılar yazılmış. Her üçgenin köşelerindeki sayılar toplandığında hep aynı sonuç elde ediliyor demiş. O zaman nedir? Bu üçgenin kenarlarındaki sayıları topladığımızda 4 eksi 2'den 2 artı a geldi. Eşittir bu üçgene baktığımızda 5 eksi 2'den 3 artı b geldi. Buraya baktığımız zaman da eksi 5 artı c geldi. Şimdi bunların hepsinin birbirine eşit olabilmesi için o zaman şöyle bir ifade çıkıyor. Eksi 5'i bu sayıyı büyütebilmesi için c'nin en büyük olması gerekir. Daha sonra buradaki a'nın en büyük olması gerekir ki eşitlensin. Buradan en küçük olacak o zaman nedir? B olacaktır. Buradan da cevabımız CAB yani D şıkkı olur. 9. soruda şekilde verilen sayı doğrusuna demiş. E noktası x reel sayısını gösterdiğine göre eksi 2x'e karşılık gelen nokta hangisidir? Şimdi burada E noktasının biz ortalarda olmuş olsa nedir? 1 ile 2 arasında 3 bölü 2 gibi bir sayı alabiliriz. Bunun eksi 2 katı demiş. Eksi 2 katını aldığımızda eksi 3'e yakın bir sayı olacaktır. O zaman eksi 3'e yakın en yakın sayımız nedir? A noktası olur.